birinci şey, eğer saf çoğunluğu da seçilmeyecek ise o zaman dördüncü turda Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyaset anlayışı ve ilkelerinde meclisi terk etme, meclise girmeme gibi bir anlayış yoktur. Böyle bir usul yoktur. Meclise gireceğiz ve kendi adayımıza oylarımızı kullanacağız. Efendim, meclis başkanı AKP'den seçildiği takdirde bu muhalefet için toptan bir başarısızlık anlamına gelmez mi? MHP'nin de dair olduğu muhalefet için. Hakkında mı? Böyle bir anlayışı yerden saklamıyorsunuz. Onlara sordum. Niye muhalefet? Başarısızlıkla nitelendirilmesi. Bu bir seçimdir. Herkes iradesini ortaya koyuyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin iradesi budur. Dördüncü turda da kendi adayımıza oylarımızı kullanacağız. 80 milletvekili de orada olacak. Diyeceksiniz ki efendim iki adayın dışında oy pusulasında isim yok. O zaman ne yapacaksınız? 80 tane geçersiz oy çıkacak demektir. Bu manası budur.